Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs silsile derslerinden, braderler, ötken dersimizde hulk hakkıda, hulk manzilat hakkıda dersi başa geldik, devam etkizemiz. Keçeki dersimizin hulasası, eğer biz şiari ibadetlerini zor kılsak, ama taamuli ibadetlerine bir para bulabiliyor musak, şiari amellerimiz bizge fayda kılmaya kalışı mümkün. Şiari ibadetler bu, namaz, roza, hac, umre, şiarları, İslam şiarları. Eğer bunlarını zor kısak, ama muamele adablarına, muamele ibadetine, taamuli ibadetlerine bir para bulabiliyor musak, kılayken ibadetlerimizin faydası bulmaya kalışı mümkün. Dinle meyvelerden tolu faydalanışımız için, dinin bizge beradigan samaralarını hammasını tatip görüştüğümüz için bizde şiari ibadet ham buluş gerek, taamuli ibadetler ham. Ahlakımız güzel bulmasa, kılayken ibadetlerimizin faydası bulmaya kalışı mümkün. Keçeki dersimizin hulasası şuydu, devam etkizemiz. Ali raziyallahu anh'u aytadı, dinin üstünü tötte. İlmige amal kılıyorken alim. İlim örgenişten üyelmegen cahil. Malıda bakıllık kılmegen boy. Dünyasını dip, ahiretini satmegen fakir. Eğer alim, özünü ilmini zayıksa, cahil ilim alıştan üyelse, bu yakşiliymez. Biz braderler Müslüman sıfatı da ailemiz aldı da cevapkar bulamız. Ata-ana bulan kıyken muameleden kıyamette hesabke tutulamız. Umuman adamlar bulan kıyken muamelelerimizde kıyamette hesab veremiz. Adamlar bizi namaz rozamızı yakaramaydı braderler. Bizi ahlakımızı muamelemizi yakaraydı. Razgöyligimiz, kemterligimiz, iffetimizi. Eğer bizi sulukiyetimizi körüp durup, dinden taşkarada yürüyen adamlar dinge muhabbeti aşmayken bosa, demek biz kamil musulmanmasımız. Kaydar vayt hemen. Sünnetke kança köp amal kıl yapsan, kança maçke köp yügür yapsan, bunge karışmaydı. Ahlakınge karaydı, adabinge karaydı, halalliginge, muameliginge, tozaliginge. Bana şunge karaptırıp senge baha beredi ve dinge muhabbeti uygunadı. Eğer adamlar sen bana şun diye bir kamil musulman bulsan, bana musulman bana kabul adı. Din ne kadar güzellerse ya, deyiş adı. Eğer şun diye deyişmeyken bulsa, demek sen kamil musulman mısın? En yakşı adam kim? Allah'ını bendelerde çıralı kılıp körsat verirken adam. Bendelerde Allah'ı çıralı kılıp körsat verirken adam, hakiki yakşı insan. O boy buluşu mümkün, kembeğal buluşu mümkün. Alim buluşu mümkün, ami buluşu mümkün. İlimli ya ki savatsız buluşu mümkün. Bu muhimmez. Sizi körüp durup adamlar din diye yakşı gördü mü? Ana Allah'ı yakşı görgen bendesi kanaka buladı. Ana Müslüman adam kanaka buladı. Dinini yakşı gördü, Allah'ını yakşı gördü mü? Siz zor adamsınız. Şimdi bunu onu ya. Sizi körüp durup, ana Müslümanların ahvalı. Gördüğü mü? Özü maçtan hazır geldi, yalan yapırı yaptı. Ana sokaldı kovagen. Bu ahvalını kara. Dep durup dinini siz tüfeli yaman kör yaptı mı? Demek en yaman adamsız bulasız. Buradalar biz ahlakımız bulan davet kılışımız gerek. Yapırmasak hem zor davetçi buluşumuz mümkün. Nememiz bulan? Ahlakımız bulan. Siz bulan biz nefs terbiyesi silsilelerden ahlak manzilatını okuyup biz. Dinli mi ya Resulullah? Dip soradılar sahabalar. Husnul huluk dip cevap verdiler Resulullah. Güzel hulk. Kaysi biraderini ahlakı senden balat bulsa, onun imanı hem senin imanından balat buladı. Tasavvuf ulamalar etedi. Kaysi biraderini ahlakı senin ahlakından balat bulsa, onun tasavvufu senden yukarıyken deydi. Şuna aleyhime, kıraatı zor kılı okuverdi korakya. Bir patage kürüdü, şuna kıraat kıldı, erit vardı. Çıktır kılcın kılcın kıptırsa. Umuman bu kıraatı egesine yaraşmıyorken fiyatı vardı kıptırsa. Boyagi qiroatini chi, mana bu axloq nima qiladi? Yof tashaydi. Ukalar, axloq birinchi o'rinda. Demek islomni odamlar bizi axloqimizga qarab tanisin, islomni shu tufayli yaxshi ko'rsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Ravza-i Sharifiga borganlar, qaraylar-da, Rasulullohning ravzasiga kelgan musulmonlar yig'laydi.
Nima uchun yig'laydi? Ular payg'ambar alayhissalomni ko'rishganmi? U zot bilan gaplashganmi? Qo'llaridan biror narsani olishganmi? Yo'q. Nimaga yig'lashyapti? Chunki yaxshi ko'rishadi. Nima uchun yaxshi ko'rishadi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlarining shaxsiyatida ibratni ko'rsatib berganlar. U zot sabrli bo'lgan, boy bo'lganda ham, kambag'al bo'lganda ham, kechirimli bo'lgan, zaif bo'lganda ham, kuchli bo'lganda ham. Rasululloh hech qachon aytgan gaplariga qilgan ishlari teskari kelgan emas. Rostgo'y, omonatdor, muloyim, rahim shafqatli, kechirimli. Bunaqa odamni kim yaxshi ko'rmaydi, birodarlar? Shuning uchun Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam eng oliy namuna, eng oliy ibrat bo'lganlar. Chunki Alloh taolo aytayapti buni. Astaydu billah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha katiran. Allohga iymon keltirgan, qiyomatga iymon keltirgan, oxiratdan umidi bo'lgan va Allohni ko'p eslaganlar uchun, biz uchun, musulmonlar uchun Muhammad alayhisalomning shaxsiyatida go'zal ibrat namuna bor deydi Alloh taolo. Hamma narsani payg'ambarimizdan o'rganishimiz kerak. Bir kishini tasavvur qiling, ilm majlisiga yillar davomida keladi. Doim masjidda namoz o'qiydi. Ma'ruzalar eshitadi, ta'sirlanadi, ammo eshitgan o'rganganiga amal qilmaydi. Bu kasallik bu. Futbol o'ynayotganda o'zini tuta olmaysizmi? Baqir chaqir, jirillash, g'azablanish, oyog'iga tepish, mashina minayotganingizda odamlarni haq-huquqlariga qaramasdan ustiga yurasizmi? To'g'atmaysizmi? Demak, bu qalbingizdagi kasalni belgisi, birodarlar. Bilib qo'yinglar, biz eshitayotgan ma'ruzalarimiz, eshitayotgan nasihatlarimiz, o'qiyotgan kitoblarimizdan ta'sirlanib, hayotga buni tatbiq qilmayotgan bo'lsak, bu ma'lumotlar bizni zeriktirib qo'yadi. Qaytarib aytaman, eshitayotgan ma'ruzalarimizga amal qilmasak, hayotimizni o'zgartirmasa, bu ma'ruzalar bizni zeriktirib qo'yadi. Faraz qiling. Dadangiz mashina olib berdi. Bo'ydoq yigit. Xursandsiz. Pravez yo'q. Mina olmaysiz. Olib kelib olib uyda yuvasiz bir kuni. Kechgacha yuvasiz. Hamma yog'ini yuvasiz. Chiroyli qilib qo'ydingiz. Tomosha qilib kirib ketdingiz. Xursandsiz. Ertasi kuni chiqdingiz, pravez yo'q, mina olmaysiz. Nima qilasiz? Pilisoslaysiz ichlarini. Polirovkalaysiz. Xursandsiz. 3-chi kun ishtiyoq pasayadi. Atrab kelib yilasiz, bir bolala yapishtirasiz, bir hafta qaraganingizdan keyin zerikasiz. Nimaga zerikasiz? Mashinadan foyda olmayapsiz-da. Mashinadan manfaatlanmayapsiz-da. Uzoqingiz yaqin qilmayapti-da. Foydalana olmayapsiz-da. Shuning uchun zerikib qolasiz. O'shuning uchun lillahil masalul a'la. Eshitayotgan ma'ruzalarni bitta-bitta tatbiq qilamiz. Hayotimizga keyin bu ma'ruzalardan foyda olamiz. Agar faqat eshitib qo'yadigan bo'lsak, bu ma'ruzalar bizni nima qiladi? Zeriktiradi. To'g'rimi? Ma'ruza eshitishda ham o'zining texnologiyasi bor. Bir kunda bitta ma'ruza eshitsanglar yetadi. Xo'p. Juda oshib borsa ikkita. Endi Bishkekka ketguncha masala eshitadiganlar bormi mashinada? Bu ma'ruzani sizlarga foydasi yo'q. Nimaga demaysizmi? U fon bo'lib qoldi-da u. Siz bitta mavzuda eshiting, 20 minutlik o'chiring. O'shani hazm qilib keting. Yoningizdagi sheriklar bilan bahs qilib keting, savol-javob qilib keting. Keyin qoladi kallangizda. Yo'q, kelguncha 8 soat masalani eshitib keladi. Biz nimani xohlayapmiz, birodarlar? Biz Allohga yaqin bo'lishlikni ta'mini totib ko'rmoqchimiz. Allohga bo'lgan muhabbatni ta'mini totib ko'rmoqchimiz. Bizni mashaqqatdan yengillikka olib chiqadigan, g'am tashvishdan rohatga olib chiqadigan hisni totib ko'rishni xohlayapmiz. Agar biz o'zimizni musulmonman, dindorman deb turib, odamlarni eng baxtlisi bo'la olmayotgan bo'lsak, bizni dindorligimizning qiymati juda ham past ekan. Bizning hayotdagi eng muhim g'amimiz nima bo'lish kerak? Biz eshitgan va o'rgangan oyatga amal qilishimiz kerak. Agar biz
eşitgen, örgengen, bilgen narsamızı amal kıladiyen bulsak, şundagina dinning hamma meyvelerden bahra olamiz. Odamlarga milyon metre rasulga bo'lish kerak deng, sahovatli bo'lish kerak deng, odil bo'lish kerak deng, lekin biron marta ko'rsatib bera olmasangiz, odamlar zerikadi bundan. Mana, ana shu mashhur muhaddis Madinadan Basrga qarab yo'l oldi. Nimaga? Bir odam bor ekan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis eshitgan ekan. Hali muhaddis bu hadis biladigan odamni topib bordi. Qarasa, uzoqdan ko'rib qoldi. Tuyasimidi, otimidi qochib ketgan, haligini quvolab tuta olmayapti. Endi chaqirib tutib olishi uchun etagiga xuddi bir narsani solgandek, arpamidi, bug'doymidi, haligi etagidagi yo'q narsa bilan otiga ishora qilib yoki tuyasiga ishora qilib chaqiryapti. Etagida hech narsa yo'q. Muhaddis bu odamdan hadisni olmadi. Nima uchun? Hayvoniga ham yolg'on muomala qiladigan odam payg'ambarimizdan hadis aytishga haqqi yo'q dedi. Shuning uchun birodarlar, biz eshitgan bilganimizga amal qilmagunimizcha dinni hamma samarasidan foydalana olmaymiz. Masjidlar odamlar bilan to'la, ma'ruzalar keragidan ziyoda, ammo shunaqa bo'lsa ham musulmonlarning orasida shu masala eshitgan musulmonlar orasida savdosida yolg'on bor, va'dasini bajarmaslik bor, ahdida turishlik yo'q. Demak, amal yo'q. Mana endi axloqqa tegishli bo'lgan Qur'on Karimda oyatlarni o'qiymiz. Qur'on Karimdagi oyatlar odob axloqqa tegishli. Birinchi oyat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim va innaka ala ala xuluqin azim. Albatta siz ey Muhammad alayhisalom buyuk xulq ustidadirsiz. Alloh taolo Muhammad alayhisalomning qadrini o'lchayotganda axloqini aytayapti. Odamlar ham o'zaro bir-birlarining qadr qiymatini o'lchaydigan o'lchovlari bor. Boylik, chiroy, nasl-nasab, quvvat, mansab, xullas shunga o'xshagan narsalar. Va mana shu narsalar bilan biri ikkinchisini, biri ikkinchisidan afzal deb biladi yoki past deb biladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo bashariyatning eng afzal vakili bo'lgan Muhammad alayhisalomni maqtaganida qaysi sifatini zikr qildi? Axloqini. Albatta siz buyuk xulq ustidadirsiz. Bu oyatni ulamolar turli tafsir qilishgan. Ba'zilari din bu xulq deyishgan. Go'zal xulq bu din deyishgan. Dindormisan? Axloqing go'zal bo'lmay iloji yo'q. Qaytarib aytamiz. Dindormisan? Dinni ushlagan musulmonmisan? Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Axloqi buzuq odam dindor bo'la olmaydi degani. Abdulloh ibn Abbos va Imom Mujohidlar bu oyatni bergan tafsirida din go'zal xulq deb aytishadi. Bir mashinani tasavvur qiling. Kuzufi juda ham go'zal holatda. Saloni super salon. Diskalari ham eng qimmat g'ildir diskalar. Bitta muammo bor faqat. Nimasi yo'q uni? Motori yo'q. Demak, mashina yo'q-da. Agar biz axloqimizni o'xshatish kerak bo'lsa, shu mashinani motoriga o'xshaydi. Motori yo'q mashina, mashina emasmi? Axloqi yo'q musulmon komil musulmon emas. Axloqni mana kechagi darsimizda o'qidik. Ja'far ibn Abi Talib din nima deganda aqidani gapirib turib, orqasidan darrov axloqni gapirdi. Aqidaga ko'p e'tibor beryapmiz, xulqqa e'tibor bermayapmiz. Vaholanki ibodatingiz ham, aqidangiz ham axloqingiz bo'lmasa qiyomatda foyda qilmay qolishi mumkin ekan. Aytdik-ku buni kechagi darsimizda. Yoki eng oxirgi rusumdagi takarni stanok. Mana buncha funksiyani bajara oladi. Bir soatda mana buncha bir detalni ishlab chiqara oladi. Lekin sveti yo'q. Demak, stanok yo'q. Axloqingiz yo'qmi? Demak, dindorligingiz ham nuqsonli siz. Xulosa, agar biz axloqni, go'zal axloqni bir chekiga surib qo'yadigan bo'lsak, bunaqa go'zal xulqqa beparvo bo'ladigan bo'lsak, nafsimizni poklashlikka loqatlik bilan qaraydigan bo'lsak, qalbni musaffolik bilan ishimiz bo'lmasa, dinni katta qismini tark qilib qo'ygan bo'lamiz. O'shunchun namozda ko'zimizga yosh kelmaydi bizni, birodarlar. O'shunchun namozda zerikib ketamiz. O'shunchun qiroat cho'zilib ketganga o'xshaydi.
Usmon ibn Affonning gapi bor. Agar qalblarimiz deydi bu xalifa-i Roshid, Zinnurayn. Agar qalblarimiz musaffo, pok bo'lganida Robbimizning kalomini eshitdan malollanmasa deydi. Mana shablon. Mana o'lchov, mana andoza. Agar qalblarimiz sof bo'lganida, qalblarimiz musaffo bo'lganida Qur'on tinglab zerikmagan, charchamagan, malollanmagan bo'lardi deyapti. İkinci oyat. Astagfirullah. Idfa billati hiya ahsan. Siz har qanday yomonligini eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Astagfirullah. Wala tastavil hasanatu wala sayyi'a. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Alloh taolo Fussilat surasida aytayapti. Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq, sodiq do'st kabi bo'lib qolar. Sizga yomon gapirgan, yomon muomala qilganga chiroyli muomalangizni qilavering, Alloh uni do'st qilib qo'yishini aytayapti. Formula ekanda bu. O'rtani isloq qilmoqchimisiz? Kibringizni sindirasiz. Alloh uchun boribdi, assalomu alaykum birodar deysiz. Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmas. Siz har qanday yomonligini eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Shunda nima bo'ladi shunda? Banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bo'lgan kimsa qaynoq, sodiq do'st kabi bo'lib qolar. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته